bakın bakın ne anlatacağım. Bakın bakın ne anlatacağım. Allı pullu dayılar Mart diye yolladılar. Ocak oldu ses yok. Saydım saydım tik yok. Ya ya yağmur, memlekete hayır. Ver Allah'ım ver, şu dursun hocaya akıl. Küçük dostum gelsene, ellerini versene. Sana ne anlatacağım, otur dinlesene. Tatlı tatlı konuştum, şimdi bana müsaaden. Meryem gider, muhtar gelir. Kadrolu muhtar 12 saygılarımla sunar. İntikam vakti gelmişti. İlk hedefimiz Çil Mehmet'ti. Vakit kaybetmeden harekete geçtik. İnsanlar artık bizi TikTok videoları izlerken görmüyorlardı. Kahvede, yolda, sokakta hep Şenol'la kafa kafayaydık. Çok önemli bir konuda konuşuyorduk güya. Sırrı dursun ne konuştuğumuzu öğrenmek için çok çaba sarf etse de başarılı olamamıştı. Kahvede konuşurken alttan alttan Çil Mehmet'e bakıyorduk. Çil Mehmet bunun farkına varmıştı. Birkaç defa yanımıza geldi. Hayırdır? Ne konuşuyorsunuz? Dedi. Hiç işte. Es kodundan falan. Dedik. Bana bakıp konuşuyorsunuz. Dedi. Yo, sana öyle gelmiştir. Dedik. İnanmadı. Biz de inanmasını beklemiyorduk zaten. Böylece birkaç gün geçti. Çil Mehmet kendisiyle ilgili bir şeyler konuştuğumuzu biliyordu. Bu yüzden bizi kollamaya başladı. O bizi, biz de onu takip ediyorduk. Sonunda karşımıza geçti. Sizin derdiniz nedir? Dedi. Şenol'la birbirimize baktık. Ne derdimiz olacak? Koronadan başka. Dedim. Bırak bu numarayı muhtar. Çıkar ağzındaki baklayı. Dedi. Ağzını gere gere. Artık konuşma zamanı gelmişti. Şenol, uzatmayalım. Senin tarlaya talibim dedi. Çil Mehmet, hangi tarla? Diye sordu. Şenol bana baktı. Ben şu senin güvedeki tarla dedim. Çil Mehmet iyice şaşırmıştı. Neden ki? Dedi. Sat işte Şenol'a. Dedim. Niye satayım durup dururken yahu? Dedi. Şenol Melisa'yla dolaşırken senin tarlayı gördü. Çok beğendi. Dedi. Çil Mehmet iyice şaşırmıştı. Allah Allah, tarla mı yok kardeşim köyde? Sen acun musun? Git başkasından al. Dedi. Ba 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 ba. Sonra bana bakıp sen satsana. Dedi. Benimkini beğenmedi. Dedim. Şenol, kaç para istersen veririm. Hatta 3 yıllık eksen bağlatırım evine, dedi.
Mehmet bu işte bir bit yani olduğunu sezdiği için satmak istemedi. Benim satılık tarlam yoktur dedi. O satmam dedikçe biz ısrar ettik. Razı olmadı. Kafasındaki soru işaretleri artmıştı. Bizi gördüğü yerde yanımıza geliyordu. Ağzımızı yokluyordu. Biz de her fırsatta sat şu tarlayı diyorduk. Bir gün yine kafede Şenol'la otururken yine Çil Mehmet'e bakıp konuştuk. Kalda bir şeyler karaladık. Sonra aramızda tartışır gibi yaptık. Şenol güya sinirlenip masadan kalktı. Ben tekrar oturtmaya çalıştım. Oturmadı. Dışarı çıkıp yol boyu yürümeye başladı. Ben de arkasından çıktım tabii. Çaktırmadan arkama baktığımda Çil Mehmet'in arkamdan geldiğini gördüm. Beklediğimiz fırsat gelmişti. Köşeyi dönüp bir evin kuytusunda Şenol'la tartışıyorduk. Amacımız konuştuklarımızı Mehmet'in duymasıydı. Şenol'a anlamıyor musun? Adam tarlayı satmıyor dedim. Şenol daha ne kadar bekleyeceğiz? Satmayacaksa gidip kazalım dedi. Yahu yakalanırız dedim. O zaman adamı ortaklık teklif edelim. Çıkardığımız üçümüze de yeter dedi. Sen bilmezsin bu Mehmet'i. Eğer tarlada define olduğunu anlarsa bize bir şey koklatmaz. Kendisi çıkarır dedim. Nasıl çıkaracak? Biz olmadan defineyi bulamaz dedi. Çil Mehmet içinde ekin olduğuna bakmaz. Gerekirse tarlayı baştan aşağı sürer. Yine de defineyi bulur dedim. Hiçbir şeye razı olmuyorsun muhtar. Ben bu işten vazgeçeceğim. Haberin olsun dedi. Mehmet'e duyuracağımızı duyurmuştuk. Tamam. Sokak ortasında konuşmayalım. Yerin kulağı var. Gel evde konuşalım dedim ve Şenol'u kolundan tutup oradan uzaklaştırdım. Çil Mehmet kafasındaki parçaları yerli yerine oturtmalıştı ki hemen o gün ekini biçmeye başladı. Bunu duyanlar şaşkındı. Herkes, Mehmet sen delirdin mi? Fındıkların toplanmasına daha 2 ay var diyordu. Mehmet'in keyfi yerindeydi. Milletin ne dediği umurunda dahi değildi. Tufanda bu fındıklar, tufanda diyor. Keyifle fındıkları koparıyordu. Sonra tarlayı kat kat sürdü. Hızını alamadı, kepçe çağırdı. Tarlanın altını üstüne getirdi. Sonunda pes etti, bizim evin kapısını çaldı. Sizi konuşurken durdum. Benim tarlada
define olduğunu öğrendim. Biçtim. Kepçe çağırıp kazdım. Ama bulamadım. Gelin defineyi birlikte çıkaralım. Hem de üçe bölelim dedi. İkimiz de inkar ettik. Bizim öyle bir şeyden haberimiz yoktur dedik. Duydum, saklamayın benden dedi. Şenol, sakladığımız bir şey yok. Git, öyle bir şey varsa bul çıkar dedi. Mehmet sinirlendi. Ben yapacağımı bilirim deyip kalktı gitti. Ertesi gün duyduk ki Çin Mehmet tarlanın etrafına örgü ve dikenli tel çekmiş. Tel çektikten sonra tarlanın başından ayrılmaz oldu. Sabah akşam toprağa kızıyordu. Çin Mehmet'e gidip ola ki seni organ mafyaları kaçırsa beynini almazlar. Ettikleri masrafa değmez. Ama korkma, ben sana beyin alacağım demek istedim. Ama kendimi tuttum. Ya dostlar, herkes aklının zekatını vermeli. Ben nacizane, dilim döndüğünce anlattım Mehmet Pektaş abimizin yazısını. Aklımın yettiğince de ekledim 3-5 kelimeyi. Fazla uzatmamak lazım. Her şeyin fazlası zarar. Allah'a emanetsiniz.